Demek ki böyle durumlarda insanların hissedemeyeceği düzeyde ki sarsıntılar deprem suyuna dahil olabilir mi? Evet, dediğiniz çok doğru. Yani ben üçüncü katta hissedemediğimi, 13. katta oturanlar hissedebiliyor. Depremin sarsıntı süresi yüksekliğe bağlı olarak da değişebiliyor. Çok yüksek katlı yapılarda oturuyorsanız bu depremin hem şiddeti hem de süresi de değişiyor. Mesela 2015 yılında bir deprem konferansı organize etmiştim. Profesör Doktor Ali Pınar vardı konuşmacılardan arkadaşımız. İstanbul'un en yüksek binası, işte Safir binası. 5.3 depremi olmuştu. Dedi ki 13 dakika sallandı dedi. 13 dakika. Yani İstanbul'un en yüksek binası. Tabii ki yüksek olunca salınım periyodu da oldukça büyük oluyor. O nedenle de yükseklik çok önemli bir fark. Yüksekliğe bağlı riskler aslında artıyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu açıdan da aslında şehir hastaneleri çok yüksek yapılmaması doğru bir karar. Deprem sonrası çok yüksek yapılaşmanın terk edilip ne bileyim yatay yapılaşmanın tercih edilmesi de bence çok doğru bir karar. Fazla yükseğe gitmeye gerek yok. Yetecek kadar herkese toprak var. Bence umarım biraz ayağımız yere basar. Fazla yükseklere çıkılmaz, risk de artırılmaz diyorum. Evet, bununla ilgili benim bir açıklamam olmamış zaten. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, Ali yazmışım. Ali, evet, Ali Demir. Buyur Ali, sen de sorun. Evet Evet, hocam. tamam, kameranı açıp sorunu